Ömer. Niye her içtiğimde karşıma çıkıyorsun? Gerçek değilsin ki sen, beni kandırıyorsun. Ben de her seferinde geldiğini sanıyorum. Yoksun sen oysa, yok. Yazık değil mi ya bana? Ömer! Ömer! Ya siz önünüze bakın, Allah Allah! Ömer! Gamze. Buradayım. Buradayım Ömer. Geldim, buradayım. Gamze, sen mi sensin? Benim. Ömer, senin bu halin ne? Ne varmış halimde? Sen sarhoşsun. Sen nasıl buralara gelirsin? Nasıl bir içersin? Bir dakika, sen şimdi karşıma geçip hesap mı soruyorsun benden? Evet, soruyorum. Bu halin ne diyorum? Çok güzel ya. Vallahi çok güzel, biliyor musun? Sen bir yandan ortadan kaybol git. Sonra kafana göre birden çık gel. Şimdi de karşıma geç, hesap sor. Olmaz. Asıl sen hesap vereceksin. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Kendinde değilsin sen. Ben bu gördüklerime inanmak istemiyorum. Ben de senin burada olduğuna inanmak istemiyorum. Ama buradayım. Ayılınca daha iyi anlarsın. Ya sen bana bunu nasıl yaptın? Bunca zaman nasıl bir kere aramazsın beni? Nasıl bir haber vermezsin? Hepsini anlatacağım. Ama gel önce sana bir yerde bir kahve içireyim. Seni böyle görmek istemiyorum. Böyle görmek istemiyorsun beni, öyle mi? Affedersin ama... Neydi hayaliniz Gamze Hanım? Nasıl bir Ömer bekliyordu ki karşında? Ne yapacaktım? Yani Gamze'nin yollarını mı gözleyecektim? Ne bekliyordu ki? Saçma sapan konuşuyorsun şu an. Ben mi saçma sapan konuşuyorum? O herifle arkana bile bakmadan bastın gittin sen. Aramadın, sormadın, bir haber vermeye bile tenezzül etmedin. Ben mi saçmalıyorum? Gitmeye mecburdum. Mecburdun. Evet. Beni bırakıp gitmeye mecburdun, öyle mi? Evet, mecburdum. Hadi diyelim mecburdun. İnsan bir kere arar ya. İnsan bir kere arar Gamze. Ama kim arar biliyor musun? Seven insan arar. Arayamazdım. Ya bir kere telefon açıp konuşmaya da mı fırsatın olmadı? O kadar mı meşguldün? Sanki dün gittin de şimdi karşıma geçmişsin bir de diyorsun ki anlatacağım. Sen bana ne anlatacaksın? Anlatacağım. Anlatacağım da sen bu halinle beni anlayacak mısın? Ben neyi anlamayacağım bu halimle? Sen ne anlatacaksın ki bana? Her şey ortada Gamze. Her şey ortada. Sen düpedüz gittin. Ya adam beni zorla götürdü be havaalanına. Güle oynaya gitmişim gibi böyle abuk subuk konuşuyorsun. Zorla götürdü. Sonra? Havaalanındasın Gamze. Havaalanındasın. Polis var. Güvenlik var. Binlerce insan var etrafta. Yardım isteyemedin mi? Bağırmadın mı? Ne bileyim, bu adam beni ve çocuğumu kaçırıyor diyemedin mi? Çocuğumun yanında böyle bir rezillik yapacağımı düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Ömer, ben senin şu anda benimle böyle konuştuğuna inanamıyorum. Tamam, seni de anlıyorum. Ama benim sana anlatmak istediğim çok şey var. Ama şimdi değil. Sen kendin de değilsin.
Sonra konuşuruz, olur mu? Hadi gel. Hadi gel, gidelim buradan. Ben seninle hiçbir yere gel. Ömer. Seni dinlemek de istemiyorum. Yanımda olmanı da istemiyorum. Şimdi nereden geldiysen oraya geri git. Ömer. Seni bir daha görmek istemiyorum. Seninle olmak, seninle konuşmak istemiyorum. Ben artık seni istemiyorum. Ben ne istiyorum biliyor musun? Boşanmak. Duydun beni. Boşanacağız. Hem de en kısa zamanda. Ömer, iyi misin sen? Kusura bakmayın lütfen. Sizi rahatsız ettim ama. Sen yine bayağı kafayı çekmişsin. Gel. Gel hadi geç. Çok teşekkür ederim. Tahir mi yoksa yine? Yok, Gamze arıyor. Şimdi anlaşıldı. Açmayacak mısın? Boynundaki yüzüğün sahibi Gamze bu, değil mi? Seni bu hale getiren hani. Bakma öyle suratıma be, soyunup üstüne atlamadık herhalde. Yaralarını temizlerken boynunda görmüştüm. Karım. Niye parmağında değil? Uzun hikaye. Sizin ailede zaten bir hikaye kısa olsa şaşırmadım. Efendim? Yok bir şey. Ben sana yemek falan bir şeyler hazırlayayım mı? Kahve, çay falan da var. Yok. Yok, çayla kahveyle olmaz. Anlaşıldı. O zaman ben bize şöyle güzel bir sofra hazırlayayım. Hı? Bak dertleşmede. Hele ki sofrada çok iyiyimdir, kıymetim mi? Teşekkür ederim. Benim karım o adamla gitti, bir kere bile aramadı beni. Anladın mı şimdi? Yoksa ben içki içecek adam değilim. Onun yüzünden bu hale geldim. Onun yüzünden ben günahkar oldum. Sordun mu niye aramadın diye? Ya sorsam ne olacak? Herkes bana bunu diyor. Sorsam ne olacak gerçekten? Yani ne değişecek ki? Sonuçta beni aradı mı? Aramadı. Ama o sebepten, ama bu sebepten. Aradı mı? Aramadı. Hiçbir şey beni aramadı gerçeğini değiştirmez. Ya biri bana anlatsın. Sen
nasıl gidersin? Sen o uçağa nasıl binersin? E ne yapsın canım? Başka çaresi mi varmış kadıncağızın? O ne demek ya? Var tabii ki var. Sen havaalanındasın ya. Havaalanındasın. İnleteceksin orayı. Bağır, çağır. Yardım iste. Ama yapmadı. Ben bu saatten sonra Gamze'ye dönmem. Hiç değil. Tam tersine çok güzel. Nesi güzel ya? Böyle bir aşk. Ne yalan söyleyeyim. Kıskandım. Biri de beni böyle sevseydi, böyle sahip çıksaydı, köpek olurdum ben be. Vallahi bak. Senin gibi seven öyle kolay bulunmuyor Ömer. Sen tabii anlamazsın şimdi bunun kıymetini de öyle. Benim hayatımda senin gibi biri olacak. Ben dizinin dibinden ayrılmazdım değil Amerika. Tahir Haydi seni bekliyor. Ne bekliyor ya? Ya selamsız sabahsız çıktın gittin gece yarısı. Sana sonra anlatırım dedin. Hala anlattığın da yok. Nereye gittin sen? Ya ne demek nereye gittim ya? Allah Allah. Ömer'i aramaya gittim. Nereye gideceğim başka? Ya ama sen dedin ben daha Ömer'le ilgilenmeyeceğim. Bıktım usandım. Gitmeyeceğim dedin. Ya istediğimi derim. Şükran. İster söverim, ister severim, ister döverim, ister öperim. Sana ne ya? Tamam ne bağırıyorsun be? Bağırtma o zaman. Efendim baba. Tahir, Ömer sana mı geldi yine yoksa? Dönmedim o. Gelmedim hala. Dönse arar mıydın? Eve gelirken her yere baktım yok. Arıyorum arıyorum açmıyor da. Ya ne bağırıyorsun baba ya? Allah Allah. O dışarıda sürtüyor. Ben evimde barkımda zılgıtı yine ben yiyorum ya. Ya bıktım artık şamarı olan olmaktan. Tamam bağırma. Ya baba sen bağırıyorsun ya. Herkes bana bağırıyor ondan sonra niye bağırıyorsun diyorsunuz? İyi tamam kapat. Aradığımı arayacağıma pişman oldum. Ömer ararsa da haber et bana. Tahir bu Ömer bir yerlerde yine içiyor. Kim bilir nerede acaba? Nereye? Nereye gidiyor? Ya nereye gideceğim Şükran ya? Ha? Nereye gidebilirim? Allah Allah babamı duymadın mı? Bas bas bağırıyor Ömer nerede diye. Sence ben bu gecenin körü nereye gidebilirim? Ha? Ömer'i aramaya gidiyorsun. Bravo. Bak kafan çalışıyor ya senin. Nerede bulacaksın gece gece Ömer'i sen şimdi? Ulan arkadaş bir giydirmiyorsun bile ya. Giydirmiyorsun ya. Ömer burada değil mi? Ne oluyorsun sen ya? Her canın sıkıldığında buraya mı geleceksin? Ha? Ne konuştuk biz seninle? Dingo'nun ağrı mı burası? Ne oluyor be? Ömer nerede? İçeride değil mi? Ya bağırma, bağırma. İçeride falan değil. Tamam mı? Hem sen hani gelmeyecektin buraya ya? Ha? Ömer bahanesiyle gelip durma. Hadi bas git, hadi. Ben sana inanır mıyım artık? İçeride değil mi Ömer? Ya sağır mı oldun sen? Burada değil diyorum. Burada... Ömer! Ya Tahir, bir sakin ol ya, anlatacağım. Anne! Nilüfer, çıkma demiyor muyum odandan ben sana ya?
Odana hemen. Ama anne. Lan! Lan Ömer! Kalktın! Tahir! Tahir dur 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 yapma! Utanmaz, arlanmaz kadın! Lan Ömer'in senin yatağında ne işi var lan? Ha? Lan sen bunu nasıl yaparsın? Lan o benim kardeşim lan kardeşim! Manyak mısın sen be? Ne yapacağım da böyle konuşuyorsun? Deli mi ne? Buldun falan yok, aklın fikrin orada. Nerede olacak lan? Gözüme mi inanayım sana mı? Kalk lan. Ya Tahir! Kalk toparlan gidiyoruz bugün. Dur! Hafta. Kalk! Dur! Dur bir dur ya! Seni tanıdığım güne lanet olsun şeytan! Defol git de! Nefret ediyorum senden! Oğlum bak, elimde kalacaksın. Ne yapıyorsun ya? Elimde kalacaksın bak. Vicdan. Şeytansın lan kadını. Şeytan. Bıraksana kadını şeytansın abi. Lan sen. Bıraksana kadını. Şeytan. Sensin şeytan. Şeytan sensin. Duydun mu? Daha başım be burası evin basıyorsun gecenin bir vakti. Anne. Yeter. Nilüfer odana çabuk. Odana geçtim. Kalk seninle hesaplaşacağız. Lan kalıbına tüküreyim lan ben senin. Ulan yapmadığım bir bu kalmıştı. Bunu da yaptın demek ha. Ne saçmalıyorsun ya sen? Ne saçmalayacak? Sevgili abin seninle yattığımızı düşünüyor Ömer. Ne saçmalar ki başka senin abin? Aklı fikri orada çünkü. Başka bir şey düşünmez ki. Saçma sapan konuşma, öyle bir şey yok. Şu olabilir mi öyle bir şey? Benden intikam almak için yaptın değil mi? Hı? Baktım benimle olmuyor. Kardeşimle deneyeyim dedin değil mi? Gülme! Bunun için geldin sen, yıllar sonra bunun için geldin. İntikam almak için geldin. Biliyorum ya, ben seni bilmez miyim ben? Ne intikamı ya, ne oluyor? Abinle tanışıklığımız yıllar öncesinde dayanır da Ömer. Biz birbirimizi çok iyi tanırdık eskiden, anlayacağın. Kes sesini be! Yalancı pislik! Senin gibisini şeytan tanır ancak, şeytan. Ben değil. Öyle olsun Tahir Efendi. Geçmişe mazi. Yenmişe kuzu diyelim bakalım. Tahir. Ne oluyor? Ne arıyorsun sen burada? Şükran. Tövbe estağfurullah. Manyak mısın? Ne işin var senin burada? Bu şimdi sorulacak bir soru değil Tahir. Ama madem sordun ben de cevap vereyim. Merak ettim de geldim. Ne oluyor burada? Ömer? Kim bu kadın? Merak edilecek bir şey yok, hadi. Yürü. Yürü. Vicdan. Ne? Kim bu kadın diye sordun ya. Adım. Vicdan. Yürü Şükran, yürü. Kocana sor. O daha iyi anlatır beni sana. Kes sesini be kadın! Kes! Sen de inatçı teke gibi durma burada bak. Hepinizi mahvedeceğim. Yürü! Yürü! Anne. Sen nereden tanıyorsun ki bu adamı? Ya Nilüfer, ben sana bu eve girip çıkanlarla ilgili soru sormayacaksın demiyor muyum ya? Akşam akşam bir de seninle uğraşmayayım Allah aşkına. Bir çay koy bana hadi. Ne olur.
Fuat'te mi? Tamam. Hani şimdi kocana sor. O anlatır ne demek ben anlamadım Tahir. Bir şey söylesene. Kim bu kadın? Konuşsana Tahir. Sence ne olabilir Şükran? Sen söyle. Hadi bakayım sen söyle. Nedir sence bu kadın? Ne bileyim ben garip bir şeydi işte onu soruyorum. Saçı, başı, kılığı, kıyafeti. Tek işte. Oldu mu? Oldu mu? Öğrendin mi? Deme öyle bilip bilmeden tövbe tövbe. Madem öyleydi de niye bana öyle bir kadın git kocana sor o anlatır dedi? İşte Şükran. Böyle sadece yatakta olmuyor. Ruhen de böyle bunlar. Tahir ben sana onu mu soruyorum? Ne işin vardı o kadın evinde senin? Yahu Ömer'i arıyordum. Ömer'i. Ömer senin ne işin var peki öyle bir kadın evinde? Ya ne işi olacak? Ha Şükran? Böyle bir kadının evinde ne yapılır? Tövbe tövbe. Abi bak bilip bilmeden. Şşş. Abim sen onu benim külahıma anlat. Seninle hesaplaşacağız lan zaten. Ya dur gitme çocuğun üstüne. Belli ki kadın kandırmış onu işte. Ömer o zaman içkiye seni de o kadın alıştırdı. Bak böyle kadınlar insanı 5 dakikada yoldan çıkartır sizin haberiniz var mı? Şükran hadi sen eve geç. Benim Ömer'le konuşacak şeylerim var. Yok olmaz. Evde konuşun sokakta olmaz. Şükran eve diyorum bak hadi elimden bir kaza çıkacak. Allah'ım yarabbim. Hadi. Ulan ben sana o kadının evine gitmeyeceksin demedim mi lan? Hı? Ne yaptın? Anlat. Ulan sen dinden imandan mı çıkacaksın oğlum? İçki içtiğin yetmedi. Şimdi zinaya mı başladın lan? Ya yapmadım diyorum bırak. Sokak ortasındayız deli misin etsin laflar dikkat et. He. Ne oldu? Rezil mi olacağız lan? Oğlum sen bunu nasıl yaparsın oğlum? Nasıl girersin lan onun yatağına? Allah senin cezanı verecek Allah oğlum. Allah beni vermiş zaten vereceği kadar cezanı. Daha ne verecek? Bak. Evine gittim, içki içtim kabul. Ama zina falan yapmadım. Hem sen nereden tanıyorsun bu vicdanı? Tamam bak hala vicdan diyor oğlum. Alma lan şunun adını ağzını. Tanıyorsun, tanıyorsun. Senin bir mazin var ondan bu öfke. Ulan sen ne oluyor? Ne var ya? Nereden tanıyorsun? Bak ben yengeme benzemem, geçiştiremezsin beni. Lan var ya, seni var ya. Abi! Durum lan. Bak abi, kadının adını ağzına almayacaksın lan. Sokak oldun. Dur, dur, dur lan bak. Nasılsın var ya? Çocuğu. Yok abla orada da yok, burada da yok, hiçbir yerde yok. Parkta da yok, orada toplaşıyorlardı. Allah'ım sen yardım et, nerede bu çocuk? Hadi gel bir de sahile bakalım. Hah. Ya az önce Tahir'le Ömer'i gördüm. Birbirlerine girmişlerdi yani. Ne oldu ki gece gece? Allah Allah. Neyse bizi ilgilendirmez kardeşler arasında, bize ne? Sen gene de kimseye bir şey diyeyim deme. Üf, ne diyeceğim? Hamza abi. Hop. Bir tane denk abi abi. Eyvallah. Hamza abi. Bir tane de sade. Bir denk bir sade. Eyvallah tamamdır. Sen gel kardeşim gel. Gel kardeşim sen. Oğlum sana yemin ediyorum Gamze'yi sabah görmen lazımdı. Deli fişek gibi nasıl saydırıyor biliyor musun sana? İnanamazsın. Ne oldu oğlum böyle sen ne söyledin bu kız bu hale geldi? Sana da günaydın abi. Kardeşim günaydın, günaydın. Gel bir konuşalım şu konuyu, gel. Allah aşkına gel. Oğlum manyamış gibiydi kız ya. Ben Gamze'yi daha evvel böyle görmedim kardeşim, yanlış anlama.
Hayır, nedir bu Gamze'nin dedikleri? Bir kadın falan. Hani böyle bir şey yok değil mi kardeşim? Yok abi öyle bir şey tabii ki. Abi öyle dememişsin kıza. Kudurmuş vaziyette kız. Ne diyeceğim abi ya? Benim ona zaten söyleyecek bir şeyim de yok artık. Manyak mısın oğlum sen? Ömer, kendine gel birader. Düne kadar böyle konuşmuyordun. Yanıp yıkılıyordun Gamze diye. Ne oldu oğlum? Oğlum bir de kıza ben boşanmak istiyorum senden demişsin. Bu sen misin ya? Ömer mi bu? Bak güzel kardeşim şunu anlarım. Abi bu kız bana çektirdi. Ben de ona aynısını çektirmek istiyorum. Benim duygumu görsün istiyorum gibi bir şeyse bu anlarım. Öyle bir şey mi? Hayır. Ciddiydim. Sen hastasın kardeşim. Sen hastasın. Sen yemin ediyorum hastasın. Bak siz ailecek şu anda zor bir dönemdesiniz. Görüyorum. Duyuyorum. Ama senin ruh halin hiç iyi değil kardeşim. Sen çok kötüsün. Bak birader. İnsan böyle zamanlarda böyle büyük kararlar vermez. Paşam dinle beni. Vermez abicim. Hele ki her gece içki içiyorsa ve her gece sarhoşsa bu kararların yanından bile geçmez kardeşim. Senin beyninde hücreler ölmüş oğlum. Senin beyninde hücre falan kalmamış. Oğlum dur, bir sakin olun. Bir konuşun, bir dinleyin birbirinizi. Bir düze çıkın. Nedir ya bu? Senin Gamze'yi ne kadar çok sevdiğini cümle alem biliyor Ömer. Ben artık o Ömer değilim ama. Ben dayanamıyorum abi. Gamze'nin o adamın yanında olduğunu bilmeye ben dayanamıyorum. Abimin söylediklerine zaten kulağımdan çıkmıyor. Karan o hal... O itin yatağında demesini ben unutamıyorum. Çıkmıyor aklımdan. Senin abin terbiyesiz oğlum çünkü. Senin abin man kafalı oğlum. Senin abin odun kafalı. Bana Tahir'den sakın bahsetme. Deliririm burada. Bana sakın Tahir deme. Ya sen Tahir'e mi inanıyorsun, güveniyorsun? Sen Gamze'yi hiç tanımadın mı? Yemin ediyorum şu an karşımda bambaşka bir insan varmış gibi hissediyorum bak. Ömer, yemin ediyorum sana. Güzel kardeşim ne oluyor ya? Sen Gamze'yi hiç dinledin mi? Başına ne gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş, niye aramamış? Sordun mu kardeşim? Beni ilgilendirmez abi. Sonuçta o adamla gitti mi gitti. Arkasına bile bakmadı hem de kaç ay. Ben bunu yediremiyorum. Ben sana hiçbir şey demiyorum kardeşim. Sen bana hiçbir şey deme zaten Sadık abi. Ben sana bir şey demiyorum abi zaten. Ben sana şunu söylüyorum. Sen kafayı yemişsin diyorum ben sana. Ben sana bir şey söylemiyorum. Ya insan doğruyu yanlışı bu kadar mı ayırt edemeyecek pozisyona düşürür kendini? Ömer sen şu an bu pozisyondasın. Yemin ediyorum bu pozisyonu. Bana ne ya? Ayrılın abi. Boşanın ya. Bana ne ya? Sen de rahat et. Gamze de rahat etsin abi. Boşanın ayrılın gitsin ya. Olan benim Leyla'm oldu ya. Olan benim Şirin'im oldu. Bana ne Ferhat'tan, bana ne Mecnun'dan. Kendi kendime yanıp yıkılıyorum burada. Bir daha bu mevzuyu açarsam kardeşim taş olayım taş. Buraya yazıyorum. Sen ver abicim. Sen ver abicim. Arkadaş kahvesini içsin, keyfini yapsın. Sabah kahvesi. Afiyet olsun. Sağ ol Hamza abi, eline sağlık. Çay getirmiştim hocam. Sağ olun. Çiçek Hanım yok muydu? Alışverişe gitmişti. Sizi burada görmek çok güzel hocam. Sağ olun Zerrin Hanım. Yaman nasıldı? Emine ile olan durumlar nasıl oldu? Nisa görüşmediklerini söylemişti. Aman hocam görüşmesinler. Vallahi herkes için böylesi daha iyi. Hayırlısı. Evlatlarla uğraşmak zor tabii. Ben size de çok üzüldüm hocam. Yani iki kardeş öyle sokak ortası birbirine girsin. Tabii aile arasında olur mu öyle şeyler? Ama yani bu öyle böyle değildi. Yumruk yumruğa. Birisinden birisi hastanelik olacak diye korktum hocam. Ne diyorsunuz Zerrin Hanım? Ne gördünüz? Ay. Siz bilmiyor muydunuz hocam? Yani böyle üstleri başları perişandı. Koskoca adamlar boğuşuyorlar. Ben de zannettim ki sizin de haberiniz vardır. Ne zaman oldu bu Zerrin Hanım? Vallahi sabah ezanından önce gibiydi. Ben çıkıyorum. Odayı kapatırsınız. Hocam,
kusura bakmayın. İyi yıkanmamış onlar. Git, bir daha yıka. Ne bu? Valiz. Gelsene sen benim. Ne yapıyorsun sen? Getir dedim. Getirdim işte valizini. Buraya mı getir dedim sana? İş yeri burası. Nasıl taşıyacağım ben bunu eve? Nereye götürmemi isterdiniz Gamze Hanım? Buraya değil. Eniştemin dükkanına falan götür. Hadi al götür. Zaten yüzünü görmeye tahammül edemiyorum. Ya ben ölüyordum senin yüzünü görmeye, biliyor musun? Evet ölüyorsun. Hadi itiraf etsene. İçin içini yemiyor mu? Yok. İçi içini yiyen sensin. Sırf yüzümü görebilmek için valizimi getir diye arıyorsun beni. Ben de bunu yiyorum tabii, öyle mi? Ya komik şey seni. Benim içim içimi yiyor, öyle mi? Şeytan görsün be yüzüm senin. E tamam işte, sen görüyorsun. Vay. Şimdi de şeytan oldum, öyle mi? Ben bir şey demedim, sen kendin öyle dedin. Şeytan olan ben değilim, sensin. Şu yaptıklarına baksana. Kaç gündür şu dediklerine, şu yaptıklarına dön bir bak. Bekliyorum, belki bir aklın başına gelir, bir düzelirsin diye, ama yok. Senin aklın başına geleceği falan yok. Yazık ya, ben acıyorum sana. Sen bayağı umutsuz vakasın. Senden bir halt olmaz. Bence de. Bu dediklerine sonuna kadar katılıyorum ama... madem böyle düşünüyorsun, neden peşimi bırakmıyorsun? Ben mi senin peşindeyim? Sen benim umurumda değilsin artık. O zaman niye arıyorsun hala? Valizim için olabilir mi acaba? Hı hı. Tabii. Eminim o yüzden. Benim senin gibi bir herifle ne işim olur artık? Yok efendim neymiş, istediğiyle takılırmış da, istediğiyle gezermiş, tozarmış, yatarmış, kalkarmış. Bana neymiş? Bana ne? Benim seninle işim olmaz artık. Sen benim bu lafları unutacağımı falan mı zannediyorsun? Senin bana yaptıklarından sonra benim dediklerim ne ki? Ben ne yapmışım? Ben ne yapmışım bir söylesene. Rica ediyorum, ben ne yapmışım bir söyler misin? Sen çok iyi biliyorsun ne yaptığını. O yüzden... O yüzden ne? Ben bilmiyorum çünkü ne yaptığımı. Neymiş benim hatam? Eski kocam oğlumu ve beni zorla Amerika'ya götürdü, bu mu? Zorla Amerika'ya götürüyor. Söylemesi komik gelmiyor mu sana? Sen bir de baya baya inanıyorsun buna. Takılmış plak gibisin gerçekten, çok sıkıldım senden. Ben de. Vallahi sokakta bankaydı demem, yaradana sığınırım, ortalarım seni. Hadi gel. Gel parçala bakalım beni, gel. Gel, bekliyorum, gel. Ömer. Valizi kafana indirmeden al şunu, çek git buradan. Senin hizmetçin yok burada. Bana bak. Bu bavulla beni evimden çıkartıp kafana kadar getiren sendin. Yediğim temizle şimdi, al götür bunu buradan. Emredersin. Bunu bekliyordun değil mi sen? Bir bahane bekliyordun. Sen aslında benimle onu hiç gözleyemedin Ömer Ademoğlu. Sen öyle olduğunu zannettin içinde ama... gerçek olan o değildi. Sen taşıyamadın beni. Kaldıramadın. Senden büyük. Çocuklu. Onca şey yaşadıktan sonra da kendine itiraf edemediğinden... pişmanlık duydun. Ben ne halt ettim dedin. Bahanelere sığındın. Beni de günah keçisi ilan ettin. Aynen öyle oldu. Aferin. Hep böyle açık ol işte. Yazık ama. Senin içmekten beynin hamur olmuştur. Kim bilir kaç kadınla yattın. Onlar da senin böyle beynini bir güzel, o hamuru böyle bir güzel yoğurmuşlardır. Acıyorum sana aslında, biliyor musun? Hadi al şu valizi, git buradan. Al şu valizi, defol git. Bavulu al, götür diyorum.
sen? Bırak. Bırak. Gamze bırak. Ne yapıyorsun sen? Şekil kenar. Herkes bize bakıyor. Öyle ya da böyle ben seni yola getireceğim. Sen daha dur. Hadi bırak kardeşim, bırak. Zaten yarım yamalak temizliyorsun. Bırak, çıkalım artık. Hadi. Hadi kardeşim, bırak. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Gamze? Merhaba Saltken Usta. Hoş geldin. Niye geldin sen? Yaptıkların yetmedi herhalde. Bankadasını alamadın. Şimdi de burada mı rezillik çıkaracaksın? Ömer. Bırak Saltken Usta, bırak. Koymaz artık bana bu saatten sonra. Orada çevirirsin dursun. Ne demek bu saatten sonra bana koymaz? Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Ben valizimi almaya geldim. Çekil önünde. Yok, sen valizimi falan almaya gelmedin buraya. Sen olay çıkarmaya geldin. Valizi Sadık abi getirecekti eve. Öyle değil mi? Sana ne be? Sana ne? İstediğim yere girer, istediğim yere çıkarım. Allah Allah, sana mı soracağım ben? Eniştemin dükkanı burası. İstediğim zaman giderim, istediğim zaman çıkarım. Çekil. E tabii, her şeyi kafana göre yaptığına göre bunu da kafana göre yaparsın sen. Kafana eser basar gidersin. Canın ister aramazsın mesela. Ya da canın ister bir anda çıkar dönersin. Hı hı. Sen ne istersen o. Senin için hiçbir şeyin, hiç kimsenin bir önemi yok çünkü. Öyleyim, evet. Var mı bileceğin? Öyleyim. Mal bu. Evlenirken herkes hata yapar. Sen de bir hata yaptın. Sırf beni delirtmek için yapıyorsun. Sen delireceğin kadar delirmişsin zaten. Bana ihtiyacın yok. Bunu anlaman güzel olmuş da. Delirteceğim kadar delirtmişim, daha da delirtemem diyebilirsin mesela. O nasıl olur? Çekil ya, çekil. Valizimi almaya geldim, çekil. Çekilsene, çekil. Çekilir misin diyeceksin. Kibar olacaksın bu müessesede. Sana mı soracağım nasıl konuşacağım? Arkadaşlar kusura bakmayın. Hani müdahale etmek istemiyorum ama artık edeceğim. Ya siz iyi misiniz ya? Ömer, Gamze. Ya bir kendinize gelin arkadaşlar. Siz şu anda saçmalıyorsunuz lütfen. Kendinize gelin, ben kahroluyorum ya. Ya siz benim Leyla ile Mecnun oldunuz ya. Ferhat ile Şirin'imdiniz arkadaşlar. Sizden rica ediyorum kendinize gelin. Gamzeciğim bir de senden rica ediyorum. Lütfen bu kalın kafalı arkadaşı anlatır mısın? Amerika'dan neden dönmediğini, Amerika'dayken neden aramadığını, daha doğrusu arayamadığını bu arkadaş anlatır mısın lütfen? Ben buna çünkü sağlı solu girişeceğim, az kaldı. Dinlemiyor ki. Onun umurunda mı sanki? Varsa yoksa Haluk'a takmış. Neymiş efendim? Ben Haluk'la yapmışım. Varsa yoksa bu. Gamze. Ne, yalan mı? Takmadın mı Haluk'a? Bir kere bile sordun mu ya? Bir kere bile sordun mu ben niye bu haldeyim? Niye dönemedim? Niye arayamadım seni? Ben ne yaptım oralarda? Bir kere bile insan gibi sordun mu bana? Hı? Yok, sormadın. Ama ben söyleyeyim. Yattım. Evet, yattım. Ama Haluk'la değil. Mezarette yattım. Uçakta iner inmez Haluk'u tutukladılar. Ben de elimde çocuk, el alemin ülkesinde öyle günlerce sorguya çekildim. Nezarette, gözetim altında kaldım. Haluk'un borçları üstümde. Kendi derdimi anlatana kadar canım çıktı. Haluk içeriden çıkamayacağını anlayınca itiraf etti de ben öyle kurtulabildim. Allah'ım, oradan bir çıkabilecek miyim, bir kurtulabilecek miyim diye günlerce, haftalarca öldüm öldüm dirildim ben. Senin haberin var mı acaba bunlardan? Sen ne yapıyordun o sırada Ömer Efendi? Dur sen hiç yoluma, ben söyleyeyim. Sen karılarla, kızlarla yiyordun, içiyordun. Keyfin yerindeydi yani. Duydunuz mu? Ömer Efendi. Şu kızı birazcık dinleseydin, abuk subuk konuşmasaydın kardeşim, bu kızı boş yere suçlamazdın. Hiç kusura bakma Ömer Efendi. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Yo, dinlemiyor ki.
İşine gelmiyor çünkü beni dinlemek. Salağa yatıyor. Beni suçlamak istiyor. Suçlayacak ki rahatlayacak. Gönül rahatlığıyla ayrılabilsin benden. Allah hiç umurumda değil biliyor musun? Kiminle istiyorsan onunla takıl. Ye, iç, kızlarla gez, toz. Umurumda değilsin. Çünkü sen benim zaten sevgimi hiç hak etmeyecek misin ki? Bunu benim erkenden anladığım çok iyi oldu. Hadi şimdi defol git. Git! Tamam hadi tamam. Üzme kendini sen de tamam. O da perişan, sen de perişan. Çocuk zaten kahroldu. Hadi topla kendini sen de. Daha da kahrolması lazım. Bak gör ben neler yapacağım ona. Daha da dibi görmesi lazım. Anca öyle çıkar bu girdiği cehennem içinden. Baba yorma kendini artık. Arama. Açmaz o. Alışmış kudurmuştan beter olurmuş derler. Hadi çık bak, o gittiği sahile inmiştir belki. Çıkar bulursam döverim ama baba. Yani sonra niye kavga ettin deyip bağırıp çağırma. E hani bu akşam biz kolileri taşıyacaktık ya. E şimdi sırası mı Şükran ya? Dün taşısaydın. Vaktim yoktu. Kadının yanına gidecek vakti buluyorsun Tahir. Kes sesini tamam. Taşıyacağız. Ne bağırıyorsun? Aa tamam bir sakin olun. Sırası mı şimdi zaten kolinin yarın falan onu taşırız yani. Ömer'i ne yapacağız onu düşünelim. Geldi galiba. Otur otur bakalım. Allah'ım inşallah. İyi akşamlar. Ne geldin sen yine? Konuşmak istiyorum. Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Lütfen. Rica ediyorum. Biraz dışarı gelebilir misiniz? Özel bir konuda konuşmak istiyorum. Eğer o kefil olduğun sözleşmeyi imzalatmaya geldiysen katiyetle imzalamam. Hiçbir şeyini istemiyorum senin. Bunu da Ömer'den boşanmamak için yaptığını gayet iyi biliyorum. Senin oyunlarına karnımız tok artık. Ömer senin yüzünden ne hale geldi? Ama toparlanıyor. İlk doğru adımı da senden boşanma kararıyla attı. Devamı da gelecek Allah'ın izniyle. Yeter ki sen olma. Ben uzun zamandır yokum. Nasıl Ömer? İyi mi? İyi değil ama olacak. İyi olma yolunda. İyi olmaya başladı. Nerede peki? Evde mi? Madem iyi olmaya başladı. Sana ne? Seni artık ilgilendirmez. Evde değil. Siz de nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Telefonlarınıza da cevap vermiyor. Ne demeye çalışıyorsun sen? Oğlunuzun nerede olduğunu, geceleri ne yaptığını merak ediyor musunuz? Onun ne halde olduğunu, nerede olduğunu görmeye cesaretiniz var mı? Varsa buyurun götüreyim sizi.
Gamze. Baba.